Değerli izleyenler, herkese merhaba. Gazete Bu ailesi olarak bugün Kuşbaba Köyü Başgöz Yaylası'ndayız. Bugün harika bir şenlikte sizlerle birlikteyiz. Bucak Motosiklet Kulübü'nün düzenlemiş olduğu 3. motosiklet şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Burada keşkek dövülüyor şu an itibariyle. Beyefendiler keşkeği ezerken biz de onlarla birlikte biraz sohbet etmek istiyoruz. Şöyle geleceğim ben. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Burada kaç kazan? 5 tane kazan görüyorum. 5 tane keşkek hazırlıyorsunuz. Bilmeyenler de izlediğinde. Keşkek tokucu diye geçiyor. Eskiden geleneksel bir araç diyelim. Geleneksel olarak burada da izleyenlere, burayı ziyaret edenlere aktarıyorsunuz. Evet. Harika. Peki keşkek tavuklu mu olur, etli mi olur, sade mi olur, tereyağlı mı olur? Bizim bu yöremizde tereyağlı oluyor. Tabii bu Ege yöresinde tavuklu oluyor. Bazı köylerimizde kemik sulu oluyor eskiden mesela, ama bizim bu yörede yağlı, tereyağlı oluyor. Merhaba, Bucağa hoş geldiniz 3. motosiklet şenliğine. Nereden katılıyorsunuz? Antalya'dan geldik. Evet. Geçen sene ve önceki sene de katılmışsın. Her yıl katılıyoruz. Şu an üçüncüsüne de geldik. Her yıl katılıyoruz yani. Yarışmacaklar da çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Zaten bu sene daha da iyi olmuş. Her sene üzerine daha da koyuyorlar. Yani biz bu sene daha çok memnun kaldık. Yani sene inşallah daha da güzel olacağını düşünüyoruz. Katıldık. Çok güzel bir organizasyon gerçekten. Düşünülerek gayet itinayla. Burası güzel yapıyorum. Zaten burada kalalım. Burası hem yakın oldu. Yakın olması, havası da güzel. Kendi topraklarımız gibi güzel. Geliyorum. Yani. Bugün geldim. İlk... Diğer arkadaşlarım hep geliyorlardı. Ben müsait olamamıştım. Ben onu takip ediyorum. Yani. Gerçekten yöresel şeyleri devam ettirmeleri çok güzel bir şey. Yani ben inanılmaz iyi buluyorum. Bunu yapanlara da gerçekten emeklerine sağlık. Tebrik ediyorum. Festivalimizde yaptığımız ortaya koyduğumuz tamamında keşkek tören yemeğiyle keşkekle dövmeyle başlar, keşkekle başlar. Biz de 3. yılımızda yine keşkek dövme törenimizi yapıyoruz, ama keşkek dibe çuvalda davulla zurnayla getirilir, özellikle düğün törenlerinde. O çuval kapalı gelir, getiren köyün genç delikanlıları o çuvalın hazırlamışlardır. Bir gün önceden ıslatılmıştır. Değirmen taşında ezilmiştir. Keşkek buğdayı haline getirilmiştir. Bir emek vardır. Bu emeğin karşılığı olarak da keşkek dibeğinin başında bu törenin sahiplerinden bahşişlerini alırlar. Çuval keşkek dibeğinin dibinde küçük küçük döküldükten sonra hafif de ıslatılır. Hafif ama. Ardından karşılıklı tokuşlarla beraber keşkek dövülmeye başladın, sefalar getirdin. Mikrofonu hiç sana vermeden. Verme ben adam. Bahşiş böyle 3-5 bir şey. Gönül vermiyor olsun. Ben geçene mi atayım? Yok, çuvalın başına koyacağım, en son alacağım. Evet, hayırlı olsun alkışlar. Bucak Motosiklet Kulübü Başkanımız Sayın Necati Darakçı haliyle alan şeyi. Alkışlarla bir açılışımız yapsın. Sayın Ahmet Özcan da bu töreni sahibidir. Kendisinden bahşişimizi alalım. Evet, artırarak gidiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Ben alkışlarımızla. Çünkü eğer jandarma komutanlığımız olmasaydı bu şenlikte çok zorluklar çekecektik. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Gonca Bot. Isparta burada mı? Para var. Nerede? Burada. Evet. Alkışlarınızla Yasin Yonca'yı şenlik sahibi olarak çok teşekkür ederiz Yasin Bey. Sağ olun. Biraz zahmet verdiniz. Ve son olarak Burdur milletvekilimiz Sayın Mustafa Oğuz da Ankara'da bizim şenliğimizin sahibi sayılır. Kendisini alkışlarla davet ediyorum. Evet, törenimiz burada sona ermiştir. Huzurlarınızda
Fatih abi. Hadi şimdi. Teşekkür ederiz biz. Evet şimdi. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu çok güzel bir katılımdı. Türkiye'nin her yerinden insanlarımız var. Bu yıl doğru 3. sınıf gerçekleştiriyoruz ve daha çok bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Alanın böyle insanların mutlu olması, herkesin burada bir heyecanla bu işi yapması bizi mutlu ediyor. Yani gelenek öğreneklerimizi her yıl olduğu gibi yaşatıyoruz ama bu yıl 600 tane resmi motorcuk giriş kaydımız var. Alanda şu anda da 1200 kadar vatandaşımız var. Bu bizi mutlu ediyor. Siz de gördüğünüz gibi bu yıl böyle geçiyor. İnşallah devamı olacak. Destekler olduğu müddetçe bize. Ben teşekkür ediyorum. Biraz önce başkanım da izah etti. Bölgemizdeki tek motosiklet şenli. Ayrıca yapı olarak da şöyle bir farkı var. Hem yöresel durumları da böyle içinde barındıran bir şenlik olması da diğer şenliklerden biraz ayrı yere koyuyor. Üçüncü şenlik olarak bu yıl idrak ediyoruz. Ben geçen yılda katılmıştım. Bu yılda hakikaten hem katılım sayısı çok yüksek hem de Türkiye'nin çok değişik yerlerinden gelen misafirlerimiz var. Aslında sadece bu can değil. Bence Teke yöresinin de burada bir tanıtımı söz konusu. İşte keşkek dövme zaten yörenin, bölgenin bir etkinliği. Keza hem birinci gün hem de bugün güzel etkinlikler var. Küçük mini konserler var grupların. Böyle hem motosiklet sevdasının hem de yörenin böyle değişik tatlarının ve dokularının bir arada bulunması şenliği daha kıymetli hale getirmiş. Ben buradan BUMOK başkanımız başta olmak üzere tüm komite üyelerine ayrıca tüm sponsorlarımıza buradan sonsuz şükranlarımı sunuyoruz. Çünkü bu tip organizasyonlarda katılımcılar kadar organizasyona destek sunan sponsorlar da çok önemli. Dolayısıyla hepsine minnettarız, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle biz de bize üstümüze düşen bir durum olursa bizler de her zaman destek vermeye hazırız. Bundan sonra da belki sayıyı daha katlayarak daha güzel şenlikler göreceğiz. Yine aynı grubun bundan önce de biliyorsunuz bir orienteering etkinliği olmuştu. Aslında yörenin tanıtım açısından hem de değişik etkinlik, değişik aktivite açısından da hakikaten güzel. Bundan sonra da hem bucağımızda hem Burdur'umuzda bu tip aktiviteler bol bol olacak inşallah. Ben tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bunun gibi etkinliklerin devamını, daha değişik etkinliklerin de olmasını, belediye olarak da her türlü yardımlardan esirgemeyip bunun gibi etkinliklerin devamının olmasını temenni ederiz. Geldik. Gayet güzel. Seneye de yine gelmeyi planlıyoruz. Hatta büyük karavan tarzı arabamızla gelmeyi planlıyoruz. A2 Teker medya sponsorumuz, yayın organımız A2 Teker'e çok teşekkür ederim. Onun dışında yerel medya bizimle birlikteydi. Gazete bu teşekkürlerimi sunuyorum. O da aramızda olmak istedi. Ben onlara teşekkür ediyorum. Onun özelinde kıymetli arkadaşıma da buradan selam dedik. Arkadaşlar düğün edeceğiz. Bu kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah düğünlerini göstersin inşallah. Size de torunlarınızın düğününü göstersin. 3, 2, 1 başla. Söylemiyor, derdin nedir söylemiyor. Son bana mı? Sefer otursun. Metin abi oturdukça dans ediyor ya bu. Girdi, vallahi girdi. Abi, ama en son, abi sen boşuna uğraşma ya. Seninki. Yapacak, ben inanıyorum. Bravo! Alkışına bir başla! Valla adam müthiş ya. Vay Ramazan abi, yemin ediyorum finalin ucundan döndüm ya.
bahane sunma. Adam oturdu. Hayır, oynamadı. Adam bahane sunma. Güzel otur. Çeşme yıkıldı. Sen ondan sonra köyün ağası koşuyla kıyafete bak. Ay. Evet. Sonra o oyuncu gülmez. Ona bakıyor başına. Benim de gönlüm var ama babam geline sormam lazım der gibi. Mendil alıyor. İşte bu be. Ve çıkıyor. Doğru eve bunlar kız istemeye gidiyorlar. Hayırlı bir iş için kim geliyor? Köyün ağası. Köyün ağası Nuri Ağa geliyor. Bu tip de mi ya? Allah belanı vermesin. Öyle bir şey olabilir mi? Adama bak ya. Bunlar kız istemeye. Arka tarafta mutfakta tam şurada. Kahveleri bu pişirirken böyle pişiriyormuş gibi. Oh. Oradan başlanmaz. Önce al. Kızım burada mı dövüyor? Tövbe yarabbim. Bir daha gel. Gel buradan. Sen bunu alma ya. Vallahi bak. Tepsi de taşmıyor ya. Evet. Al, tam kahvelerden hepsi aynı anda bir yudum alıyorlar. Bırakıyorlar. Aa diyor. Mustafa diyor. Biz diyor hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle üstünü kızınız oğlumuz Ağma'da istiyoruz diyor. Bu Ağma'da mı diyor? Önce inanamıyor kızın babası. Ama yanındaki ağanın da bir mal var. Ya ağam bilmiyor musun? Bu çocuk çocukluğunda sünnetten kaçtı. Ben bu kızı buna nasıl veren? Sünnetse kız verdin derler. Hemen düğün kuruyorlar, karar alıyorlar, arka tarafa gidiyorlar, düğünün hazırlığını yapıyorlar. Çıkarıyorlarsa. Evet gelelim. 3. 3 mü? Gerisi nerede? Alkışlar ona gelsin. Ortalarına oturuyor. Sünnetini yaptırmadınız mı siz? Gerçekten. Bak bunun düğünü olmamış ha yani. Sünnet değilmiş o. 2 günlük yüklü. Nasıl görünüyor bir bak. Allah aşkına. Şapkanın tüyüne bak. Şapkanın tüyüne. Ve sünnet çekiyor İsmet Bey. Devam et. Devam et. Dön bir düğün evine bir gel. Gel. Ha motor istiyor. Gel. Öyle yani sünnetçi, davar, sığır, güdülür, atnalı, mıhlanır, kör İsmet, İsmet. S şöyle yazılıyor. Doğru, neyse tamam. Körüm ben diye. Şiş. Dalga geçmem çocukla, başınıza gelir bak. Seneye siz de başka bir şey olabilirsiniz. Tamam hadi otur. Evet. Sünnet dayı yakışmış. Maşallah, görüyor musun? Ya tamam silah. İsmet dayıcım. Bizim olan sünnet olacak. Doktoru bulamadık. Eski sistemle. Sen ne demek eden mi? Çocuğu gördün mü? Çocuğu görecek mi? Yani sen ne getirdin? Malzemen var mı? Sen neyle keseceksin bunu? Getir. Getir bakalım neyle keseceksin bir görelim. Bu. 23 yaşında bu. Bu kesmez ha. Değiştir. Ha? Tarayla. Yok galiba. O zaman çevir çocuklar çevir sünnet yapacağız kaldır. Tamam buldu. Kaldırın ayağı sandalyeyi çevirin ya bugün milleti yönüne mi yapacağız? Çevir öbür tarafa bir. Allah Allah. Sünnet yapacağız diyor. Tamam otur. Ya sahneyi ortalan diyor. Yapma oğlum. Arkadaşlar. Hadi. Tuttum ben. Kütükle geldi. Baltayla. Ha çevir. Şu tarafa geç abi. Abi şu tarafa sen geç o oraya geç. Hadi abi. Hazır mıyız? Tamam hadi İsmet abi uzatma. Hadi. Evet. Ah. Tamam hadi şey yap. Tamam mı? Ağlama oğlum bir şey yok dokunmadın ya. Hadi. Yok da abi. Hadi. Alkışlar gelmesin ya. Bu adam çok çalıştı bu kurguya geldi. Tamam yeter. Yeter. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Thank you.
Thank you.